Hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Real Vision CEO'sunun yapmış olduğu Solana açıklamasıyla alakalı konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Real Vision CEO'su yapmış olduğu açıklamada arkadaşlar Solana'nın Ethereum'u geçeceğini iddia etti. Yani nasıl söyleyeyim size? Adam diyor ki açık açık Solana diyor fiyat bazlı olarak Ethereum'u geçer. Bunun sebebi de arkadaşlar aslında Solana'nın Ethereum'dan daha kullanışlı bir ağ olduğu. Zaten hali hazırda birçok yerde Ethereum'u egale ettiği ve bunun devamının geleceği hakkında bir argüman sundu. Şimdi mesela Solana'nın böyle ne zamandı? 5-6 ay önce falandı galiba. ABD tarafında 20 küsür tane şirket toplu halde arkadaşlar Ethereum'dan çıktılar ve Solana'yı kabul etti hepsi. Bunun sebebi de Ethereum tarafındaki gaz ücretleriydi. Tabii ki büyük şirketler gün içerisinde çok fazla işlem yaptığı için gaz ücretlerine ciddi halde para kaptırıyorlar arkadaşlar ve adamlar bunu istemiyor. Dolayısıyla böyle bir karar aldılar. Şimdi ama bu demek midir ki acaba herkes Ethereum'u bırakır, Solana'ya geçer? Demek değildir. Şimdi Ethereum gaz ücretleri yüksek olmasına rağmen arkadaşlar çok güvenilir bir ağ. Yani üzerine yok. Güvenlik anlamında üzerine yok arkadaşlar. Solana'da ne yazık ki çok bariz ve sıkıntılı durumlara yol açacak şeyler olmasa bile Solana ağı güvenilirlik açısından Ethereum'un hayli gerisinde. Yani güvenlik açısından Ethereum'un çok gerisinde ama baktığımız zaman çok daha ucuz, yani tam anlamıyla sudan ucuz arkadaşlar. Ethereum'a göre yok denecek kadar bir ücret veriyorsunuz ve işleminizi gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bundan dolayı da şirketler tabii ki işlem ücreti, gaz ücretleri oldukça etkiliyor. Şimdi burada Ethereum eğer güvenliğini ve hızını, bakın güvenliğini ve hızını geliştirebilirse eğer arkadaşlar, ciddi halde Ethereum'a kafa tutabilir. Yine fiyat bazlı olarak onu geçemez zannetmiyorum. Ama en nihayetinde burada arkadaşlar şunu görebiliriz. Kendisini çok ciddi geliştirip oransal olarak hiç değilse Ethereum'a çok yaklaşabilir. Bu oldukça olası. Ama şu anki şartlar altında arkadaşlar nasıl Ethereum Bitcoin'i fiyat olarak geçmesi mümkün değilse Solana'nın da Ethereum'u geçmesi bir o kadar mümkün değil arkadaşlar. Çünkü ikisinin de farklı avantaj ve dezavantajları var. Anlık olarak baktığımızda belli bir insanların tercih etme durumu söz konusu. O yüzden Solana gitgide tabii ki büyümeye devam edecek bir coin'dir. Kesin anlamda. Hatta tamamıyla Ethereum'a hem rakip hem de peşindeki proje olmaya devam etmekle birlikte fiyat bazlı olarak geçeceği kanaatinde değilim arkadaşlar. Durum böyle. Bu da benim tabii ki kendi görüşümdür. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.